2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarı yıl tatilinin ardından eğitim öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi. Yeni haftayla birlikte hayat normalleşmeye başlayacak. Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler için eğitim öğretime verilen ara sona erdi. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından eğitime tüm illerde 20 Şubat tarihine kadar ara verilmişti. Bu süreç bu gece yarısından itibaren son buluyor. Yarın okullarda ders zili tekrardan çalmaya başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yaşanan bu süreçle ilgili bir basın açıklaması düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdi. İnşallah pazartesi günü hayatı normalleştirmek adına 71 ilde eğitim öğretime başlıyoruz. 10 ile ilgili çalışmaları nihayetlendirdik. 10 ilde hangi illerimizde, ilçelerimizde eğitim öğretime başlayacağımızı da salı günü itibariyle açıklayacağız. Tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Bu arada 10 ildeki depremzede vatandaşlarımızın istemeleri durumunda diğer illere çocuklarının nakilleri de aldırabilmeleriyle ilgili süreci başlatmıştık. Bu kapsamda şu ana kadar 35.024 öğrencimiz diğer illerde nakillerini aldırdılar. Şimdi diğer illerde misafir olan vatandaşlarımız ağırlıklı olarak Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurtlarında kalıyor. Sayın Bakanımızla görüştük. Artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarıyla bu yurtlarda gelip vatandaşlarımızın kayıtlarını, çocuklarımızın nakillerini otomatik olarak burada tamamlayacağız. Yani vatandaşlarımız çocuklarının nakillerini almayla ilgili ekstra bir çaba içerisine girmeyecekler. Yine 8 ve 12. sınıfların deprem bölgesindeki çocuklarımızın sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını bastırdık. Önümüzdeki hafta itibariyle tüm öğrencilerimize dağıtacağız. Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Ayrıca depremin yaşandığı 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağı bildirildi.